Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu daha sonradan seslendiriyorum. Videoyu önceki tarihlerde çekmiştim. Videoda bazı bölümleri kestim arkadaşlar. YouTube standartlarına uymadığı için, yaş sınırlaması olduğu için arkadaşlar. Bu videoda inek çiftleşmesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Benim Pamuk adında bir ineğim var. Videolardan bilirsiniz. İneğim şap hastalığı geçirdi. Daha doğrusu bütün hayvanlarım şap hastalığı geçirdi. 3 aylık buzağı attı inek. Ondan sonra sürekli 20 günde bir düzenli olarak buğaya geldi. Buzağı attıktan sonra ilk buğaya gelmede çekmedim. Hani kendini toparlasın diye. İkinci de tohumlattım tutar diye. Onda tutmadı. Ondan 10 gün sonra tekrar buğaya geldi. Ben bir daha şey yapmadım, çekmedim ya da tohumlatmadım diyeyim. Son buğaya geldiğinde arkadaşlar veteriner çağırdım. Gene tutmadı. Tekrar buğaya geldi. Şu anda bu 5. 6. buğaya gelmesi. Sürekli buğaya geliyor. Tohum tutmuyor. Kurban bayramına kadar deneyeceğim bakalım. Kurbana kadar bir tohum tutmazsa hadi kızım. Kurbanda kurbanlık olarak hadi satmayı düşünüyorum pamuğu. Videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli ineklerin üzerine hoplamaya zıplamaya çalışıyor arkadaşlar. Normalde Meloş'tan korkuyor. Meloş onu süsüyor. Ama kızgınlığından dolayı Meloş'tan korkmuyor. Sürekli Meloş'a yaklaşıyor. Meloş'un arkalarını falan kokluyor. Şu an görüyorsunuz bakın kokluyor. Çünkü Meloş'u sanırım dana olarak ya da kendinden kuvvetli gördüğü için üzerine çıkması için uğraşıyor. Meloş buğaya gelmiş olsaydı Meloş ondan kaçmazdı. Ama tam tersi Pamuk buğaya geldiği için Pamuk Meloş'tan kaçmıyor. Meloş pamuk hopladığı zaman bakın kaçıyor hemen. Ama Meloş pamuğa hopladığı zaman pamuk duruyor arkadaşlar. İnekler kızgınlığa geldiğinde bu tür doğal davranışları sergilerler. Çünkü kendilerini bu şekilde belli ederler. Çiftçilerin çoğu, hayvancılıkla uğraşanlar, sürüsünde danası olmayanlar ineklerini bu şekilde buğaya geldiğini anlarlar. Bakın duruş şekline, belini kamburlatıyor, arkasını havaya kaldırıyor. Bir ineği hoplamak için bakın şu an tekrar uğraşıyor. Video bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben videodan bazı bölümleri kestim. O bölümleri de yükleyeceğim. O bölümleri inek çiftleşmesi part 2 olarak izleyebilirsiniz. Bunu part 1 olarak yükleyeceğim. O videoyu da izlersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.